Bir rakam veriyorum. Anlatacağım. Işık patlatıyor değil mi? Yok, orta. Bir saniye. Onlara mı? Onlara sor. Ses geliyor. Ses geliyor. Evet, Kaan Bey, nasılsınız? Ben sabit devam ediyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz, iyi. Sizden anlayın. Teşekkürler. Neler söylemek istersiniz bugünkü etkinlikle ilgili? Vallahi çok güzel bir etkinlik. Biz TÜRKSAK'ın bir de jüristi olmuştuk. Eski jüristiyiz. Aynen. Gönül bağımız var TÜRKSAK'la. Gönül bağımız var. O yüzden çağrıldığımız zaman zevkle, keyifle geliyoruz sohbete. Peki, Özgen'le bol bol konuştuk. Biraz sinemaya nasıl adım attığını, nelerden etkilendiğinden bahsetti. Sizin sinemayla oyunculukla tanışmanız nasıl oldu? İlk nasıl hissettiniz kendinizi? Ben oyuncu olmak zorundayım. Senin hikayeni. Ne zamandır ben oyuncu olmak vallahi empati programına katıldım. Daha yeni bunları anlattım ama. Aa, öyle mi? Vallahi. Yani, tabii genelde hep özel başlıklı şeyler manşet olduğu için onları kaçırmıyorum. Ona ayrı bir gün uzun uzun anlatayım. Peki tamam. Peki hayırlı olsun diyelim. Show TV ekranlarında diziniz başlıyor Sipahi. Aynen. Siz de hazırlık sürecine başladınız. Atış talimleri başlandı. Neler söylemek istersin? Nasıl bir dizi bekliyor? İyi vallahi set de başladı dün. İşte Ali Doğançay yazdı. Senaristimiz. Evet, çok böyle sevdiğimiz bir senaryo. Çok mutlu girdik sete. Umarız iyi olur, iyi gider. Nasıl buldunuz karakterinizi? Güzel buldum. Güzel buldum. Çok eğlenceli, oynaması zevkli. Heyecan duyduğum bir karakter. Böyle işte mutlu mutlu çalışmaya başladık. En çok hangi yönünü sevdiniz? En baskın tarafı ne olacak karakterinizin? Vallahi en çok hangi yönünü sevdiniz? Çok tüyo vermeden böyle özel değilse. Deli olmaz herhalde. Evet, biraz deli dolu, ne yapacağı belli olmayan, böyle ele avuca sığmayan bir yapısı var. Bir de çok aksiyon var işimizde. O da beni çok cezbetti. Partneriniz Özge Hanım. Evet. Zaten daha önce konuşuyoruz. Partner de onu cezbetti. Yok, o beni cezbetti. O direkt ilk okumuş, o kadar beğenmiş ki senaryoyu. Hemen beni de ikna etti. Sağ olsun. Evet. Peki Ali Bey, size gelelim. Neler söylemek istersiniz? Valla oyuncular mükemmel, yönetmenimiz mükemmel. Dün de sete çıktılar. Güzel olacak inşallah. Peki, bu arada yine geçmiş programda bir açıklamamız olmuştu. Silah çekildi küçükken bana diye. O çok şey ya. Açıklamalar yapıyorsun ya. Bir buçuk saatlik bir programda böyle bir an öyle bir Ahmet abi bir şey sordu ve cevapladım. Hiç haber olacak bir mevzu da değildi. Ya çok uzun bir program, çok da güzel şeylerin konuşulduğu bir program. Ama ne yazık ki böyle en işte vık vıklı şeyler oradan çekiliyor. Ama çok güzel bir sohbet ettik, tavsiye ederim izlemek isteyen olursa. Şey dikkatimi çekti, kendim yakışıklı bulmuyorum demiştiniz. Evet, çok bulmuyorum. Yani. Yani bir, hani bu özgüven kırılmasıyla alakalı bir durumdur herhalde. Hani genel bir değerlendirme. Yok, yakışıklılık veya güzellik bir insana yani özgüven vermek için yeterli şeyler değil. Başka şeylere sahip olması lazım insanın. O yüzden ben hiç oralarla ilgilenen bir tip değilim. Peki içkolik olduğunu düşünüyor musunuz? Geçen zamanlarda Pınar Hanım'ın açıklaması olmuştu. Kaan'ın benim kadar içkolik olduğunu düşünüyorum. Ben çok çalışkan bir insanım. Diye. Evet. O yüzden hep mutlaka bir meşgale bulurum kendime. Boş kalmayı hiç sevmem. Peki bu yıpratıcı oluyor mu içkolik bir durumu? Yok, olmuyor. Daha çok motive edici oluyor herhalde. Evet, çalışmak için. Güzeldir, çalışmak iyidir. Peki yayın tarihi belli oldu mu dizinin, onu merak ettim ben biraz. Oldu mu? Daha olmadı. Daha olmadı. Olmadı çünkü çok yoğun bir programları var şu anda. O programla beraber en güzel gün belli olacak. Evet, daha yeni girdik zaten. Evet, yeni set başladığı için o belli olmaz şu anda. Daha vakit var. Pazar günü olursa neler isteyeceksiniz onu sorayım. Pazar teşkilat bir rekabet var. Pazar teşkilat var, bize çok benzer bir iş. O yüzden pazar olacağını ben zannetmiyorum. Aynen. Ama bunlar kanalın karar vereceği, bizim dahil olmadığımız meseleler. Peki, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Bir birlikte görüntü alalım. Apo alalım. Şu fotoğraf alalım. Teşekkür ederiz. Ben bir de fotoğraf alacağım. Fotoğraf alacağım.